İrem, ben geldim. Aman baba, aman baba. Her yere geç kalır, buraya tam zamanında gelecek tuttum. Ne yapacağız ya? Banyoya. Hadi banyoya. Olmaz ya, bu çok tehlikeli. Doruk, hadi hadi. Gir. İrem, orada mısın? Açsana kapıyı güzelim. Nisan, kızım. Anne, ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bu ne rezillik? Leyla Hanım, Nisan'a kızmayın. Kes sesini. Bir de utanmadan konuşuyor musun? Anne. Ne oluyor burada Nisan? Ben sana bu çocuktan uzak duracaksın demedim mi? Bir de utanmadan odanı almış. Anne, biz kötü bir şey yapmıyorduk. İzin verirsen anlatabilirim. Kötü bir şey yapmıyordunuz öyle mi? Benim evimde yatakta sarmaş dolaş öpüşüyordunuz. Leyla Hanım, bakın yanlış anlıyorsunuz. Sakın. Tek kelime bile etme, sakın. Evinize geldim. Bizden, kızımdan uzak durun dedim. Laftan anlamaz mısınız siz? Bu kadar mı arsızsınız? Kuzey'e hakaret edemezsin. Ederim. Burası benim evim. Leyla Hanım, bakın. Bak hala konuşuyor. Çık git bu evden. Anne, ne yapıyorsun? Bu serseriyi evimden kovuyorum. Defol git buradan. Defol! Kuzey! Kuzey! İrem, bir sorun mu var? Bir saniye hayatım, geliyorum. Kızım, hadisene, hadisene ya. Anlayacak adam bir bok olduğunu. Sus, sus. Gir içeri artık. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Hadi. Hazırlanıyor herhalde. Bir şey bulmam lazım. İşte bu. Hoş geldin hayatım. Niye açmadın kapıyı? Merak ettim seni. Şey, hazırlanıyordum. Ben de öyle tahmin etmiştim. Dur. Hemen öyle içeri girmek yok. Önce seninle ufak bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Hı hı. Kuzey hiçbir yere gitmiyor. Gidiyor. Hem de hemen. Nisan, tamam. Benim yüzümden kavga etmenize gerek yok. Hiçbir yere gitmiyorsun Kuzey. Burası benim de evim. Ve sen benim misafirimsin. Hiç kimse benim misafirimi kovamaz. Bu serseri yüzünden anneni çiğniyorsun öyle mi? Bravo kızım sana. Sende hiç mi utanma yok evladım? Ha? Seni evimden kovuyorum. Sen hala durmuş bana bakıyorsun. Anne yeter. Nisan tamam. Uzatmanın bir anlamı yok. Ben gidiyorum. Gitmiyorsun. Gidiyorum Nisan, inat etme. Burada durmam olayı daha da büyütecek. Leyla Hanım. Özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istemedim. Ama Nisan'a kızmayın. Onun hiçbir suçu yok. Yok. Yaptığını beğendin mi? Kuzey beni bekle. Otur şuraya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eğer bu evden çıkarsan bir daha geri gelemezsin. Anladın mı? Bırak şimdi oyunu filan yavrum. Biri gelecek. Olmaz. Gözlerini bağlayacağız. Bırak şimdi bunları. Hadi içeri geçelim. Aa, olmaz. Ya gözlerini bağlarsın ya da seni içeri almam. Tamam peki. Bağla bakalım. Dur toprak, kendine gel. Ne yapıyorsun?
bu sen değilsin. Ne hale geldin görmüyor musun? Benim tanıdığım toprak bu değil. Dur bir bak kendine. Benim tanıdığım toprak böyle delilikler yapmazdı. Ne hale geldin? Olmaz toprak. Olmaz. Zorla güzellik olmaz. Hem Nisan'ın seni böyle seveceğini mi sanıyorsun? Şimdi sesime gel hayatım. Bütün gün seni hayal ettim biliyor musun? Ben de seni. Delirttin beni artık. Hadi ama. Şimdi değil. Gel al beni. İrem ben sıkıldım ama haberin olsun. Daha değil. Yapma. Yapma. Daha değil. Ben böyle işin... Haklısın. Ben böyle bir insan değilim. Ama Nisan'ı kaybetme fikri var ya. İşte ona dayanamıyorum. Anlıyor musun? Dayanamıyorum. Onun beni sevmediğini düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Aşk böyle bir şey değil Toprak. Başkalarının mutluluğuna engel olarak mutlu olamazsın. Ben Nisan'ı çok seviyorum. Ona öyle aşığım ki onun için her şeyi göze alırım. Her şeyi. Ben onsuz yaşayamam ki. Çok acı çekiyorum Ezgi. Şuram acıyor, şuram. Ben bebeğimi kaybettim. Acı çekmenin, yolun sonuna gelmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Sana sadece şunu söyleyebilirim Toprak. Bu gittiğin yol doğru yol değil. Nisan'dan vazgeç. Ben Nisan'dan vazgeçmem. İstesem de vazgeçemem ki. Benim her yanım, her hücrem onunla dolu. Nereye baksam onu görüyorum. Ben onsuz nefes alamam. Lütfen iyi düşün. Git eve dinlen biraz. Çok zor bir gün geçirdin. Tehditlerin hiçbir işe yaramaz anne. Boşuna uğraşma. Kızım, o serseri ailenden daha mı kıymetli? Sen aklını mı kaçırdın? Aklımı falan kaçırmadım. Aşık oldum, anladın mı? Kenar mahalle çocuğuyla zengin kızın aşkı. Öyle mi? Kızım, o çocuk senin dengin mi? Hayatına girdiği günden beri başın beladan kurtulmadı. Bırak gideceğim hiç. Bir yere gitmiyorsun. Anne! Ben çocuğumu sokakta bulmadım. İzin vermiyorum. Senden izin alan yok zaten. Çek! Bırak! Çek! Bırak! 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 Kirlerim sana. Anne! Anne! Aç şu kapıyı aç! Ben inanamıyorum sana. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Aklını başına getiriyorum. Bana başka çare bırakmadın. Çocuk değilim ben. Beni böyle hapse demezsin. Hadi bakalım Nisan Hanım. Biliyorum ben senin aklın başına nasıl getireceğimi. Anne! Aç şu kapıyı aç! Aç şu kapıyı aç! Gerçekten sıkıldım. Çıkartıyorum bunu. Yapma. Böyle daha keyifli oluyor.
Şimdi beni görebilirsin. Beklediğime değmiş. Kuzey, Nisan'la konuştunuz mu? Barıştınız mı? Evet, yani en azından Nisan'la barıştık. Evde kötü bir şey mi oldu? Boş ver, şimdi konuşmayalım bunu. Peki, Toprak'la olan işbirliğimden bahsettin mi ona? Hayır, hiçbir şey söylemedim. Bence sen de söyleme. Nisan seni çok seviyor Ezgi. Duyarsa çok üzülür. Çok pişmanım Kuzey. Çok. Öyle de olmalısın zaten Ezgi. Sen komadayken Nisan çok üzüldü. Perişan oldu kız. Bir an bile olsun yanından ayrılmadı. Şimdi senin ona yaptığına bak. Neyse. Toprak nerede? Evde olması lazım. Güzel. Sen nereye? Eve mi? Evet. Ezgi. Eve gittiğinde Nisan'la ilgilenebilir misin biraz? Bir de iyi olup olmadığını bana bildirirsen çok sevinirim. Veririm de evde bir şey mi oldu? Eve gidince öğrenirsin zaten. Görüşürüz. Ben hayatımda senin gibi bir güzellik görmedim. Yalancı. Haklısın. Birçok konuda gerçeği saklamayı severim ama bu konuda sana asla yalan söylemem. Ulan baba. Ulan baba. Yok yok. İrem, bunu yapmana izin vermeyeceğim. Tam sırası. Kim? Doruk. Açmayacak mısın? Kim bilir ne haltlar karıştırmıştır yine. Ben sonra ararım onu. Biz işimize bakalım. Leyla Hanım. Nisan Hanım odasında kilit kaldı galiba. Kilitli kalmadı Ayten. Ben onu oraya kilitledim. Bu yaptığını asla affetmeyeceğim. Duyuyor musun beni? Asla! İnanamıyorum sana ya. Bana yaptığına bak. Kötü bir şey olmasın. Ayten, bırak şimdi Nisan'ı. Cevap ver. Kuzey denen o çocuğu nasıl eve alırsın sen, ha? Şey efendim, Nisan Hanım'ın arkadaşı olduğu için. Nisan'ın arkadaşı falan değil o. Bir daha bu eve girmeyecek, anlaşıldı mı? Peki efendim. Gidebilirsin şimdi. Çıkacağım buradan! Çıkacağım! Beni hapsedemezsin! Yapamazsın bunu! Yapamazsın bunu! Yapamazsın! 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 Sana lan şu telefonu, açsana!
Ne var ulan? Ne var? Alo baba. Baba başın büyük belada. Çok acil gelmen lazım. Bela mı? Ne yaptın yine sen? Baba telefonda anlatamam. Çok acil gelmen lazım diyorum. Doruk. Şimdi çok önemli bir toplantının ortasındayım. Eğer acil bir şey değilse... Ya baba öyle olsa arar mıyım? Ne olur bak. Sensiz çıkamam bu işin içinden. Çok çabuk gelmen gerekiyor. Neredesin sen? Sahildeyim. O gün konuştuğumuz yerde. Allah aşkına çabuk gel baba. Tamam geliyorum. Sen ayrılma oradan. Ne diyor? Doruk. Benim gitmem lazım. Başı dertteymiş. Ciddi bir şey mi? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Ne olur bugün için kusura bakma. Mutlaka telafi edeceğim. Merak etme. Etmiyorum zaten. Doruk ya. Her şeyi mahvettin. Tam da cesaretimi toplamıştım. Merhaba Leyla teyze. Merhaba Ezgi. Nisan evde mi? Yukarıda odasında. Ben ona bir bakayım. Ezgi. Geç otur şuraya. Hani Nisan'la Kuzey ayrılmıştı kızım? Hı? Bırak ayrılmayı, çocuk buraya kadar geldi. Demek Nisan'ı korumak için bana yalan söyledin. Şey, ben aslında... Boşuna yorma kendini. Sana güvenilmeyeceğini anladım ben. Ayrıldılar deyip beni kandıracağını düşündüm. Ama yanıldın. Hadi gidebilirsin artık. Ha Ezgi... Bu Nisan'ın telefonu. Bu da odasının anahtarı. Aç çıksın artık dışarı. Herhalde aklı başına gelmiştir. Siz Nisan'ı odaya mı kilitlediniz? Evet odaya kilitledim. Bir itirazı mı var Ezgi ha? Ne işin var senin burada? Sana ayar vermeye geldim. Ne diyorsun be sen? Çekil git yoluna. Şş, öyle çekil mekil yok. Gel şuraya konuşacağız. Benim senin gibi biriyle konuşacak bir şeyim yok. Şimdi bas git buradan. Toprak, benim tepemin tasını attırma. Ezgi ile ne hatta karıştırdığınızı biliyorum. Hesap vereceksin bana. Nasıl bozarsın planı Doruk? Kusura bakma İremcim. Buluşma yerine babamdan önce gitmem gerekiyor. Yoksa beni oyar. Eninde sonunda yapacağım bu işi. Yapmak zorundayım. Ne diyorsun be sen? Ne Ezgi'si? Saf ayağına yatma lan.
Nisan'da beni ayırmak için neler yaptığını, Ezgi'yi nasıl kafaladığını her şeyi biliyorum oğlum. Toprak bak, akıllı olacaksın. Nisan'dan da benden de uzak duracaksın. Aklını alırım seni. Sen kim oluyorsun be? Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun? İstiyorsan zevkle hatırlatayım sana kim olduğumu. Boş ver şimdi artık. Akşam akşam dayak yeme, ağzın yüzün dağılmasın. Ayrıca benim derdim seni dövmek değil birader, seni uyarmak. Çünkü sen dayaktan falan anlamazsın. Seni burada dövsem, sopa manyağı yapsam ne olacak kafa basmadıktan sonra? Asıl kafası basmayan sensin. Nisan senin gibi birine yar olmaz. Bunu o kafana sok. Boş boş konuşma lan. Eğer böyle bir şey yapmaya cesaret edersen sana hayatım boyunca unutamayacağım bir ders veririm. Anladın mı? Bak şimdilik yaptıklarının hiçbirini Nisan'a söylemeyeceğim. Ama sen de şunu kafana sok. Nisan beni seviyor. Seni değil. Bana aşık. Sen de ne yaparsan yap bizi ayıramayacaksın. Ulan Ezgi planımızı Nisan'a da anlatmış mıdır acaba ya? Tabii ulaşılmaz. Attık kızın telefonunu. Oh be, daha gelmemiş. Ezgi, sonunda geldin. Nisan, iyi misin? Neler oldu anlatsana. Annen seni neden odaya kilitledi? Telefonum nihayet. Nisan, anlatacak mısın olanları? Kuzey buraya geldi, barıştık. Ama anneme yakalandık. Gerisini sonra anlatırım. Hemen Kuzey'i aramam lazım benim. Demek Kuzey bunu kastediyordu. Sen Kuzey'i mi gördün? Evet, yolda karşılaştık. Ama bana hiçbir şey anlatmadı. Nisan'la ilgilen, sonra beni haberdar et falan dedi. Aşkım ya. Aklı bende kaldı tabii. Hemen arıyorum. Nisan? Aşkım, annem beni odaya kilitledi. Telefonumu da aldı. O yüzden gelemedim peşinden. Arayamadım da. Önemli değil bir tanem. Ben bir tuhaflık olduğunu anlamıştım zaten. Aklım sende. İyi misin? Ben iyiyim. De annemin sana söyledikleri için özür dilerim. Hiç önemli değil. Ben hepsini unuttum bile. Aklımda sadece senin sözlerin var. Aşkım ya. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz birbirimizi sevdikten sonra isterse bütün dünya karşımızda dursun. Hiç önemli değil. Yarını iple çekiyorum. Ben de sevgilim. Yarın görüşürüz. İnanamıyorum Ezgi ya. Kuzey'le barıştık. Canım çok sevindim. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Bir daha sarılacağım. Ne oldu? Nasıl bir belaya bulaştın yine? Konuşsana lan! Ne bok yemeye çağırdın beni? Hiç. Arkadaşlarla iddiaya girdik de. Ne iddiası ulan? Şimdi sana bütün olanları en baştan anlatıyorum. Ben burada odamda perişan halde oturuyordum. Sonra birdenbire kapı çaldı. Fıza içeri girdi. Düşünebiliyor musun? Kapıyı açtırdım diye yumuşadım sanma. Bu işin peşindeyim. Konuşsana oğlum, ne iddiası? Bir şey değil ya. Babamı arayıp başım büyük belada desem gelmez dedim arkadaşlara. Ne? Ama utandırdın beni. Geldiğine göre iddiayı kaybetmiş bulunuyorum. Ama ne yalan söyleyeyim. Kaybetmekten mutlu olduğum ilk iddia bu oldu. Sen var ya, hiçbir işe yaramaz,
geri zekalının tekisin. Senin gibi bir oğlum olduğu için utanıyorum. Bana bak Doruk. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm! Anladım. Şimdi özür dile babandan. Özür dile dedim. Özür dilerim. Şerefsiz herif. İnanamıyorum Ezgi ya. Mucize bu. Buraya kadar geldi. Beni affetmiş. Sımsıkı sarıldı bana. Öylece durduk bir süre. Sanki zaman durmuş gibiydi. Kuzey seni gerçekten seviyor. Biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Sadece annem değil. Bütün dünya bize karşı olsa bile Kuzey'den asla vazgeçmeyeceğim. Kuzey gibi bir sevgilim olsa ben de aynısını yapardım. Yani bence de böyle bir aşkın önünde kimse duramaz. Zamanla bütün engelleri aşacaksınız. Bütün kalbimle inanıyorum buna. Canım arkadaşım benim. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Allah Allah. Toprak arıyor. Ne var toprak? Nisan kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ezgi'ye ulaşamadım da yanındaysa verir misin? Okulla ilgili bir şey sormam lazım. Yanımda. Veriyorum. Toprak seni istiyor. Ben çay getirmeye gidiyorum. İçeriz değil mi? Efendim Toprak. Nisan'a planımızı anlattın mı? Doğru söyle. Hayır, anlatmadım. Anlatmayı da düşünmüyorum zaten. Kuzey'e anlatmışsın ama. Bravo sana. Kuzey hiçbir şey söylemeyecek, merak etme. Nisan'da söyleyemem zaten. Çok utanıyorum. Bence de anlatmasan iyi edersin. Kendinle birlikte beni de ateş atma hakkın yok. Neyse Toprak. Bence sen de bir an önce aklını başını topla. Ve vazgeç bu işten. Tamam Ezgi, tamam. Hadi kapatıyorum. Vazgeçmek mi? Asla. İnsandan asla vazgeçmeyeceğim. Yüreğim ağzıma geldi. Az kalsın yakalanıyorduk. Ucuz kurtulduk ha. Sen kurtuldun kızım. Ben tokatı yediğimde kaldım anasını satayım. Sen istedin. Beni yarı yolda bıraktın Doruk. Bu planı beraber yaptık ve sen beni sattın. Ağlayıp sızlamasaydın o zaman İrem. Sana ne ya? Ne dedim ben sana? Bu intikam benim yaşam sebebim. Beni yarı yolda bırakıyorsam sen bilirsin. Ben de yalnız devam ederim. İrem ya, sonra konuşalım mı ne yapacağımızı? Kafam zaten kazan gibi. Hem seni yalnız bırakmış değilim. Bunu da bil. Tamam, görüşürüz. Hadi eyvallah. İyidir. Senden? Vay be, hikayeye bak. Ya Ezgi çok iyi bir kıza benziyordu. Nasıl yaptı abi bunu? Toprak denen şerefsiz gaza getirmiş olmuştu. E bu Toprak sizden ne istiyor sürekli dibinizde? Ne bileyim abi. Ama bu iş böyle gitmez bak. Nisan'ın annesi de apayrı bir sıkıntı zaten. Bugün odada yakaladı bizi, kıyametleri kopardı. Yakaladı derken? Yani... Ben işten insanlara gitmiştim. Barışmaya. Öyle pat diye odaya girince olmadı tabii. Evet ya, o da sıkıntı. Bir yandan sizinkiler, bir yandan Nisan'ın annesi. Tamam be abi. Kadın yine tutturdu, görüşmeyeceksin Nisan'la diye. Of abi, of ya. Görüşmeyeceksin demesi kolay da. İşte gönül ferman dinlemiyor ki. Oğlum o nasıl bir of çekmek lan? İşte bana bak, bira mı çarptı, aşk acısı mı çekiyorsun? Yok kanka. Ben sizin için üzüldüm ya ondan. Ama bak, siz kimsenin lafına kulak asmayın ha. Aşktan başka her şey yalan. Orası öyle.
Neyse, ben gideyim artık kanka. Görüşürüz. Eyvallah. Madem bu hayatta aşktan başka her şey yalan, bu iş yarın bitecek İskender. Selam söyle. Aleykümselam. İyi ki aradın. Kafa dağıtma ihtiyacım vardı benim de. Hayırdır? Senin neyin var? Her zamanki hikayeler ya. Pederle atıştık da biraz. Senin olayın ne peki? Yok artık. Çeşmede bile kandıramadın mı lan kızı? Oğlum herif bir an bile boş bırakmıyor ki. Tam her şey yolunda derken tepemizde bitiyor şerefsiz. Ne yapacaksın peki? Pes mi ediyorsun yani? Asla. Bu kadar kolay elimden alamazdı insanı. Taktik değiştireceğim. Yürü be koçum. Kim tutar seni? Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki Nisan bir daha yüzüne bile bakmak istemeyecek o şerefsiz. İçelim o zaman. İçelim. Planımıza. Tamam Ali Rıza. Çok teşekkür ederim. Ya sen olmasan ne yaparım inan bilmiyorum. İyi geceler canım. Hala elim ayağım titriyor. Ay ne yapacağım ben bu kızla bilmiyorum. Tamam anneciğim sakin ol artık. Hem eminim ablam hatasını anlayacaktır. Benim hiç ümidim yok. Artık bana karşı o kadar küstah ve pervasız ki. Ben onunla bir iletişim bile kuramıyorum. Bence en yakın zamanda anlayacak her şeyi. Gör bak seni böyle üzüp kırdığı için pişman olacak. Kızım o zamana kadar ben ne olacağım ha? Ben de bir anneyim. Böyle içim parçalanıyor. Allah'tan Ali Rıza var. Onun sayesinde dayanabiliyorum. Ya gerçekten de çok şanslısın anneciğim. Ali Rıza amca çok iyi birisi. Onunla böyle anlaştığınız için o kadar mutluyum ki. Yakında nişanınız da var. Heyecanlı mısın? İnsan ister istemez heyecanlanıyor tabii. Gerçekten mi? Tabii kızım. Benim de hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Peki bu heyecanının Ali Rıza amcanın kendisiyle bir alakası yok yani öyle mi? Olmaz olur mu? Var elbette. Ama biz Ali Rıza'yla zaten birlikteyiz. Sadece ilişkimiz resmileşecek o kadar. Tabii. Hiçbir şey sürpriz olmayacak. Tabii siz önceden bir deneme sürüşü yapmışsınızdır. Hey! İrem! Kızım! Aa! Ne diyorsun sen? Çok ayıp. Ne var anne ya? Burada şimdi anne kız oturuyoruz. Hadi söyle söyle. Kızım ne kadar ileri gittiniz Ali Rıza amca. Ay delirdin sen iyice. Annelerle böyle şeyler konuşurum. Çok ayıp. Allah Planı uygulamanın vakti geldi. Ne var Toprak? Nisan. Beni dinle ve hiçbir şey söyleme lütfen. Senden bir şey rica edeceğim. Ne istiyorsun? Kuzey ve Ezgi'yi alıp sahile gelir misin? Sizinle konuşmak istiyorum. Saçmalama Toprak. Tam da Kuzey'le aramız düzelmişken seni yine ortalığı karıştırmana izin veremem. Nisan lütfen. Ben bir hata yaptım.
Ve şimdi bunu telafi etmek istiyorum. Ne hatası? Ne diyorsun sen Toprak? Hiçbir şey sorma. Sadece dediğimi yap. Nisan ve Kuzey alıp sahile gel. Söyleyeceklerim çok önemli. Toprak. Ve lütfen onlara benim çağırdığımı söyleme. Gelmezler yoksa. Nisan lütfen güven bana. Kötü bir şey olmayacak, söz veriyorum. Peki tamam. Ama bir sorun çıkarsa bir daha senin yüzüne bakmam. Ona göre. Al bakalım. Ne yapacağım ben bunu? Otur izle. İntikam konusunda ne kadar kararlı olduğumu anlarsın belki bu görüntülerden. Onu anladık canım. İyi. O zaman bir daha engel olmaya kalkmazsın. Doruk. Ne olur anla beni. Başka türlü yaşayamam ben. Anladık, tamam, uzatma. Yanında olacak mısın peki? Hadi Ezgi, hadi canım. Ya tamam. İki ayağımı bir pabuca soktun. Hem daha nereye gittiğimizi bile söylemedin. Söylemem. Hiç boşuna ısrar etme. Ne haber prenses? İyidir hayatım. Biz şimdi o tarafa geliyoruz. Ezgi ile. Sahilde buluşalım mı? Olur. Tamam. O zaman yarım saate oradayız biz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, hadi. Ya hadi, hadi. Tamam, hadi. Hazırım koş, ben. Koş, koş, koş. Ya of! Ne oldu? Neden susuyorsun? Baban arıyor. Efendim. İremciğim, dünkü olay için çok özür dilerim. Bizim Doruk aklı sıra bana şaka yapmış. Önemli değil. Ben alıştım artık. Engelleri aşıp bir türlü bir araya gelemeyeceğiz herhalde. Lütfen böyle konuşma ama. Seni o kadar arzuluyorum ki. Birlikte olmak için aşamayacağım engel yok. Öyle mi? Beni her şeyden çok istiyorsun yani. Lütfen en kısa zamanda tekrar buluşalım. Artık sabrım kalmadı. Tamam. Ben de heyecanla bekleyeceğim. Yok abicim, bu böyle olmayacak. Ya açık açık konuşacağım Zeynep'le. Bak Kuzey'e nasıl aşkına sahip çıkıyor. Birlikte bütün zorlukların üstesinden geliyorlar. Ne var, biz de geliriz. Bizim başımız gelmiyor. Yok yok. Kimse aşkımın önünde duramaz. Kesin karar verdim şu anda. Evet İskender, kesin. Konuşacağım Zeynep'le açık açık. Zeynep! Gelsene. Vaktin var mı? Ne oldu? Birazcık konuşalım. Ne konuşacağız İskender? Hemen 5 dakikacık. Otursana. Aşk olsun ya. O kadar hatırımız yok mu? Var tabii, var. Başımın belası. Hadi otur. Beni bu kadar hafife almayacaktınız. Görelim bakalım kim daha kurnaz. Kimin sevgisi daha büyük. Ali Rıza,
Ben her şeyi planladım. Çok şık bir parti olacak. 2 gün sonra nişanı yapalım diyorum. Ne dersin? 2 gün sonra mı? Hayatım biraz erken olmadı mı bu? Erken mi? Yani... Bütün hazırlıkları tamamlayabilecek misin 2 günde? O açıdan söyledim. Ha, ben her şeyi hallettim. 1-2 alışverişte kıyafetler kaldı, o kadar. Ali Rıza? Neden sustun? Yok bir şey hayatım. Yok bir şey, dalmışım sadece. Neyin var hayatım senin? Bak, bu konuda kafana takılan herhangi bir şey varsa hemen her şeyi iptal edebiliriz. Asla. Asla hayatım. Seninle birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Sadece her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Bu nişan kusursuz olmalı. Tıpkı senin gibi. Bu sene de İzmir'e yaz gelmedi bir türlü ya. Biz eskiden mevsimin bu zamanları kuzeyli şurada balık tutardık. Bir gör güneş tepede, ikimiz de zenci gibi. Ey gidi günler. İskender, daha ne kadar havadan, sudan, balıktan bahsedeceğiz? Ne güzel konuşuyoruz işte. Acelen mi var? Abi 5 dakika dedin, 45 dakika oldu. Şiştim ben, kaçıyorum. Tamam dur, konuşacağım. 10 saniyen var. Konuş. Zeynep, ben aşık oldum. Ne? Kime aşık oldun lan? Sana. Sana aşık oldum. Şey, ben gideyim artık. Aa, saçmalama ya, daha yeni geldik. Ya bir şey söyleyeceğim, gerçekten biz niye buraya geldik? Gidip adam gibi çay bahçesine falan otursaydık ya. Ya öyle kalabalıkta oturmayalım dedim ben, böyle sakin sakin otururuz. Bir dakika. Bir şey var. Çıkar bakayım dilinin altındaki, bak bakayım. Çıkar. Bu dallamanın ne işi var burada? Şey, Toprak istedi burada buluşmamızı. Nisan, beni şu herifle muhatap etme, ağzını burnunu kıracağım. Selam. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Size söylemek istediğim önemli bir şey var. Ne diyorsun İskender ya? Akşam kıçın açıkta mı kaldı senin? Ben ciddiyim Zeynep. Yani... Neresi ciddi canım bunun? Hem biz arkadaşız. Yani... Tamam, iyi çocuksun, kıyak çocuksun falan ama... Cık, olmaz o dediğin. Oldu bile Zeynep. Ben seni düşünmeden duramıyorum. Aklım fikrim hep sende. İskender sus lütfen. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Ben seni sevmekten hiçbir zaman pişman olmam ki. Ya sus diyorum, sus. Bak, bu söylediklerini duymamış olayım. Son bir saat hiç yaşanmadı, tamam mı? Biz bunları hiç konuşmadık. Hadi eyvallah. Yok bir şey, iyiyim ya. Sıkıldım buradan, biraz mekan değiştirelim mi? Hiçbir yere gitmiyoruz. Konuş bakalım. Ne? Cevap ver. Benimle misin, değil misin? Hayda, amma takıntılı kızsın sen de ya. En azından ben senin gibi korkak değilim. Canımı yakanlardan intikam almaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Tokat yiyip oturuyorsun. Haklısın. Tamam. Benim misin yani? Bu işten zararlı çıkacağını düşündüğüm halde seninleyim İrem. İkimiz de intikamımızı alacağız. Biliyorum sizi buraya neden çağırdım merak ediyorsunuz.
Kes tıraşına ne söyleyeceksen adam gibi söyle. Sabaha kadar seni bekleyecek değilim. Ben burada hepinizin önünde Nisan'dan özür dilemek istiyorum. Bundan sonra kimsenin yoluna çıkmayacağım. Biz Nisan'la çok eski arkadaşız. Neredeyse birlikte büyüdük sayılır. Son zamanlarda yaşadığımız tatsızlıklar yüzünden dostluğumuza zarar gelsin istemiyorum. Tek derdim bu. Seninle de kötü başladık. Böyle olsun istemezdim. Belki bir gün bütün bu kırgınlıkları unutup beni arkadaşın olarak kabul edersin. Umarım ikiniz çok mutlu olursunuz. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Ne demek şimdi bu?